Merhaba. Bugün size bu güç kaynaklarından söz edeceğim. İşte bunlar telefonlarımızda, tabletlerimizde kullandığımız her evde en azından 5-10 tane olan güç kaynakları. Bunların çalışma prensipleri nedir? Çalışma prensiplerini anlattıktan sonra gelirlerini de değiştirmek üzerine birkaç tane deneme yapacağım. Şimdi öncelikle bir güç kaynaklarının tiplerini söyleyeyim size. Bu gördükleriniz hepsi artık yeni tür güç kaynaklarının hepsi SMPS denen anahtarlamalı güç kaynağı. Ben SMPS kısaltmasını kullanıyorum. Switch Mode Power Supply. Anahtarlamalı güç kaynağı. Eskiden biliyorsunuz güç kaynakları daha iriydi bunun gibi. Şu nereden baksanız 1 kilo zaten. Şimdi bunun yaptığı işi şu devre, bu da 12 volt 1 amper, bu da 12 volt 1 amper. Gördüğünüz gibi şu kadarcık bir devre bu güç kaynağının yaptığı işi yapabiliyor. Bu tür güç kaynaklarına lineer güç kaynağı deniyor. Bunların yapısı oldukça basit. Bir lineer güç kaynağının içine bakarsak son derece basit. Bir tane transformatör, işte 4 tane diyotla doğrultuluyor. Bir tane de kondansatör koyduğunuz zaman size bir lineer güç kaynağı olmuş oluyor. Tabi biraz daha karmaşık olanların da çıkışında işte bir stabilize edici devre var. Ama genel olarak yapıları basit. Peki bir lineer güç kaynağının hiç avantajı yok mu? Var tabi. Bunlar çünkü 50 Hz'de çalıştıkları için elektromanyetik gürültüleri son derece düşük. O yüzden belki görmüşsünüzdür eski radyolarda ya da eski müzik sistemlerinde kocaman transformatörler var. Hani lineer güç kaynağı kullanmışlar. SMPS'in gürültüsü fazla olduğu için onu kullanmayı tercih etmemişler. Lineer bir güç kaynağının basitliği, yani şu gördüğünüz devrenin basitliği ve de gürültüsünün az olması avantajları. Dezavantajları neler? Ağırlık ve de aslında en büyük dezavantajları lineer güç kaynaklarının verim düşüklüğü. Şimdi onu birazdan anlatacağım. Peki SMPS güç kaynaklarının avantajları neler? SMPS güç kaynakları bir kere gördüğünüz gibi hacim olarak daha az yer kaplıyorlar ve hafif. Ama devresi daha karmaşık. SMPS'lerin de en önemli özelliklerinden birisi, devreyi küçültmelerinin yanında en önemli özelliklerinden birisi verimleri. İyi bir SMPS'in verimi %90'a kadar çıkabiliyor. Yani verim ne demek? Şimdi verim %90 demek, işte giren enerjinin %10'unu harcıyorsunuz. Kalanını dışarıya verebiliyorsunuz demek. Oysa bir lineer güç kaynağının verimi ancak %50'ler civarında dolaşabiliyor. Siz bir güç almak istediğiniz zaman aldığınız güç kadarını da burada transformatörde ya da diğer parçalarda ısı olarak harcıyorsunuz. Ki bu da istenen bir şey değil. Şimdi bu güç kaynaklarının şöyle teorik olarak, yani bu tam bir çizim değil ama teorik olarak bir anlatmaya çalışayım. Öncelikle lineer güç kaynaklarına bakalım. Lineer güç kaynaklarında işte bir tane daha önce bahsettiğim gibi büyük bir transformatör. Ondan sonra bir doğrultucu. Şuradaki 4 diyot, o doğrultucunun böyle dörtgen çizdiğim şeyde 4 tane diyot var. Ondan sonra bir kondansatörle düzeltiliyor. Ve bir transistör ya da benzer bir element üzerinden de çıkış veriyorsunuz. İşte burada mesela transistör yok, doğrudan bağlı. Artık trafonun gerilimi kaç voltsa onun kök 2 ile çarpımı kadar bir gerilim buradan verebiliyorsunuz. Bu stabilize bir güç kaynağının prensip şeması. Nedir? Şurada bir tane zener diyot var. Bu zener diyot transistörü de bu şekilde bağladığınız zaman şu zener diyotun voltajının 0,6 volt şuradaki baz emitör voltajı kadar düşerek buradan çıkışı sağlarsınız. Örneğin işte burası 5,6 voltluk bir zenerse çıkışı 5 volt olur. Tabi yani bu çok basitleştirilmiş hali. Yani şurada bu transistörün olduğu yerde ya da şu referans gerilim kaynağının olduğu yerde daha karmaşık devreler de yapılıyor. Stabilizasyonu yükseltmek için. Özellikle zener diyotlar ısıyla voltajları değiştiği için hani çıkış gerilimi de oynayabilir. Daha az oynayan daha stabil devreler de yapılabiliyor. Ama prensip olarak böyle. Yani bir tane çıkış elementi var. Bir de burada referans kaynağı var. Tabi bu çıkış elementinin üstünde güç harcıyorsunuz. Şimdi lineer kaynak, güç kaynaklarının
verimiyle ilgili bir şey söylemek istiyorum. Diyelim ki bu 5 volt 1 amperlik bir güç kaynağı. Ve burada da transistörümüz var, bir tane çıkış elementimiz var. Şimdi buradan bir 5 volt stabil bir çıkış alabilmek için burası en az işte 8-9 volt olması lazım. Hani minimum 8 volt civarında bir şey olması lazım ki dalgalanmalara da kompanze edebilsin. Şimdi bu ne demek? 8 volt, 5 volt yani transistörümüzde 3 volt kalıyor demek. 1 amperlik bir güç kaynağında bu 3 çarpı 1, 3 watt güç harcayacağız demektir. Peki biz 5 volt 1 amper veriyoruz. Burada ne kadar güç verebiliyoruz dışarıya? 5 çarpı 1, 5 watt. 5 watt güç verebilmek için bir de 3 watt kendi üstünüzde harcıyorsunuz ki transformatörün ve bu diyotlardaki kayıpları daha saymıyorum. Bu yükseldiği zaman işte ne bileyim 50 wattlık bir güç vermeye kalktığınız zaman burada da 30 watt harcayacaksınız. Lineer güç kaynaklarının en büyük dezavantajı bu. Verimlilikleri oldukça düşük. Şuradaki büyük miktarda gücü ısı olarak harcıyorsunuz. Diğer taraftan bir de SMPS'lerin prensip şemasına bakalım. Ama ona bakmadan önce şöyle bir şey bahsetmek istiyorum. İşte burada bir SMPS var. Mesela bu modülleri de internet üzerinden artık sık sık alıyorsunuzdur. Bunlar da SMPS aslında. Şimdi aralarında ne fark var? SMPS'ler iki ana gruba ayrılıyor. İzoleli olanlar ve izolesiz olanlar şeklinde. Bunlar izolesiz olanlar işte düşük voltajlarda ne bileyim 30 volttan 5 volta, 5 volttan 30 volta vesaire. Bunlar tehlikeli olmayan voltajlarda kullanılıyor. Fakat bu şebeke gerilimine bağlandığı için izoleli olmak zorunda. Bu izolesiz olanların da işte birkaç çeşidi var biliyorsunuz. İşte buck converter, boost converter. Yani buck dediği işte step down yani voltajı düşüren. Boost converter da voltajı yükselten. Hatta ikisini birden yapan buck boost converter'ları da var. Hem düşük voltajda hem yüksek voltajda çalışıp çıkışını ona göre verebiliyor. Bu SMPS'lerin işte bunların da iki çeşidi var. İşte flyback denilen bir türü var ve de forward converter denen bir türü var. Yaklaşık olarak prensip olarak aynılar. Sadece transformatörlerin sarımlarında bir değişiklik oluyor. Genelde flyback adı verilenler daha düşük gerilimli ama forward converter'lar daha yüksek. Yani 150 watt'tan sonra forward converter'lar kullanılıyor. Şimdi ben burada bu ucuz basit SMPS'lerden bahsedeceğim. Bunlar işte daha önce gösterdiğim buna benzer güç kaynaklarından çıkarılmış onların içleri. Zaten dikkat ederseniz üstünde USB de var. Şunları kullanmayacağız. Bunları kaldıralım. Evet, şimdi SMPS'lerin prensip şemasına bir bakalım. Burada dikkat ederseniz transformatörden sonra değil hemen 220'yi alır almaz doğrultuyor. Ondan sonra burada zannederim çizmeyi unutmuşum bir tane de. Böyle 400 voltluk bir tane kondansatörümüz var. Ondan sonra şuradan da bir tane kontrol devresi olduğunu farz edelim. Entegreyi onu besliyoruz. Şu çizgi yüksek gerilime, düşük gerilime ayıran çizgi. Yani burada bir transformatör, burada bir optokuplör. Bunda daha sonra anlatacağım bir tane Y tipi kondansatör var. Şimdi buradaki kontrol son derece basit. Bu entegre şu şekilde bir çıkış veriyor. Kare dalga çıkış. Şuradan gelen geri beslemeye göre. Yani bu çıkıştaki gerilimi arttırmak istiyorsanız bu kare dalgayı böyle genişletiyorsunuz. Şu şekilde. Çıkışı azaltmak istiyorsanız da böyle daraltıyorsunuz. Şimdi böyle daralttığınız zaman mesela bunun ortalama gerilimi işte şu kadar oluyor. Genişlettiğiniz zaman ortalama gerilim yükseliyor. Yani şu pulsların genişliğini ayarlayarak çıkış voltajını ayarlayabiliyoruz. Peki bunu nasıl yapıyoruz? Şimdi burada çıkışa geldiği zaman bir genelde bunlar işte Schottky diyotlar oluyor. Düşük forward gerilimde. Buradan bir diyotla doğrultulup işte burada ondan sonra bir bobin var. İşte tabii ki burada bir kondansatör daha var şu şekilde. Ayrıca şu çıkışta bir kondansatör daha var. Bunlar gerilim düzeltmesini sağlıyorlar. Şimdi burada en önemli parça şu. Burada bir ayarlı bir zener diyot diyebiliriz buna. Genelde hepsinde aynı entegre kullanıyor zaten. TL431 adlı bir entegre var.
güç kaynaklarının gizli kahramanı. Hepsinde bu var neredeyse. Şimdi bu entegrenin 2,5 voltluk çok düzgün bir referans voltajı var. Yani sıcaklıkla falan çok fazla değişmeyen. Şu girişe, buradaki ref girişi deniyor buna. Bu girişi 2,5 volt olduğu anda bu diyot iletmeye başlıyor. Yani şuradan dikkat ederseniz bu diyot ilettiği zaman şuradaki led, optokaplının içindeki led yanıyor ve kontrol eden entegreye dalgayı kısması sinyali gidiyor. Yani şuradaki gerilim bölücüyle de bunu ayarlıyoruz zaten. Diyelim ki bunların ikisi de aynı mesela 1K 1K olsa. Çıkış 5 volt olduğu anda burası 2,5'a ulaşacak ve kısacak mesela. 4,9'a indiği anda burası tekrar iletmeyecek. Bu sefer entegre biraz daha genişletip onu 5 volta çıkarmaya çalışacak. Yani burayı tam 5 voltta sabit tutmak için şurayı 2,5 volta denk getirmemiz gerekiyor. Ne bileyim işte mesela 10 volt yapacaksak buranın 2,5 olması için 10 voltta. İşte burada 7,5 volt, burada 2,5 volt kalması lazım. Ona göre dirençleri hesaplayacağız. Onu az sonra göstereceğim. Yani bu dirençleri doğru hesaplayarak şurayı tam 2,5 volta getirerek çıkış gerilimini ayarlayabiliyoruz. Şu kondansatörü birazdan göstereceğim ama burada da açıklayayım. Burada yüksek gerilim kısmı ile alçak gerilim kısmı arasında bu kondansatörü koyduğunuz zaman işte bu elektromanyetik interferansı çok fazla azaltıyor. Yalnız bu kondansatörler çok özel kondansatörler. Y tipi deniyor bunlara. Aslında bir X tipi, bir Y tipi var. Y tipi kondansatörlerin özelliği bozulduğu zaman açık devre olması. Yani kısa devre asla olmuyor, açık devre oluyor. Çünkü bunun kısa devre olması dikkat ederseniz şebekenin direkt sizin elinize gelmesi demek. Hatta bazı güç kaynaklarında ya da bir DVD player'da benzer cihazlarda mesela elinizi değdiğinizde hafif bir çarpma hissi olur. İşte o bu kondansatörden kaynaklanıyor. Bu kondansatör çok az da olsa bir akım geçirdiği için o çarpma hissi tabii tehlikeli bir şey değil. Ama yine de bir SNPS'te bu Y tipi olması çok önemli bir kondansatörün. Başka tür olursa çünkü eğer kondansatör kısa devre olursa ölümcül olabilir. Ona çok dikkat etmek lazım. Bakın bunlar genelde şöyle. Bu Y tipi kondansatörler böyle mavi renktedir. Girişle çıkışın arasında. Daha doğrusu yüksek gerilimle alçak gerilimin arasında. Bir de Z tipi kondansatörler var çünkü. Bu Y tipi. Bir de Z tipi olanlar var. Z tipi olanlar şuraya bağlanır. Bu Z tipi olanlar. Bunlar da işte bozulduğu zaman kısa devre olur. O zaman burada bir sigorta vardır. Sigortayı attırır. Yani pek tuttuğum bir kondansatör türü değil ama onun da kendine göre bir işlevi var. Fakat yani şu kondansatörü özellikle değiştirmeye kalkarsanız çok dikkat edin bu Y tipi olmasına. Eğer bu Z tipi olursa ve bu kısa devre olursa bir güzel kullanını çarpar. Şimdi bu prensip şemada göstermediğim bir şey var tabii. Şurada entegrenin çıkışı doğrudan bobini sürüyor dikkat ederseniz. Fakat bu böyle olmaz. Yani büyük güçlere çıktığınız zaman buraya bir tane transistör koymanız gerekir. İşte entegrenin çıkışına bir tane transistör koyuyorsunuz. Bir güç transistörü. Ama yeni modern cihazlarda aslında transistör bile kullanılmıyor. MOSFET kullanılıyor biliyorsunuz. Çünkü MOSFET'lerin şu üstünde düşen gerilim çok daha düşük olduğu için harcadıkları güç de düşüktür. O yüzden MOSFET'leri tercih ediyorlar. Şimdi bu niye önemli ve SNPS'lerin verimi nereden kaynaklanıyor onu da göstermeye çalışayım. Şimdi bir transistörü az evvel ben size lineer güç kaynağını anlatırken şu transistörün üstünde güç kalırlıyor demiştim. Yani çünkü tam iletim haline geçmiyor bu transistör ve bir miktar üzerinde gerilim kalıyor. Bu da güç harcanmasına yol açıyor. Fakat SNPS'lerde bu böyle değil. SNPS'ler transistörü açma kapama şeklinde kullandığı için transistör ya kesinti oluyor. Kesinti olduğu zaman zaten hiçbir akım akmadığı için güç harcanmıyor. Ya da tam iletimde oluyor. Tam ilettiği zaman da işte burada bir transistör için bu 0,2 0,2 volt civarında bir şeydir. Yani diğer transistörde kalan 3 volta göre bu çok daha düşük. Yüksek gerilimde anahtarladığı için akım da düşük zaten. O yüzden bu transistörler çok fazla ısınmaz. Ama bunun bile yeterli olmadığı durumlarda o zaman işte bir FET kullanılır.
UFED kullandığınız zaman UFED'lerin artık yeni teknolojiyle şuradaki direnci son derece düşük. Ve o da neredeyse hemen hemen hiç ısınmamasına yol açıyor. Büyük güç kaynaklarında tabii yani o kadarcık direnç bile büyük akımlar geçtiği için ısıtabilir. Gene soğutucuya ihtiyacı var ama yani normal bir lineer transistöre göre yani şurada harcanan güce göre burada harcanan güç son derece az. O yüzden verim dolayısıyla SMPS'ler tercih ediliyor. Şimdi bütün bunları anlattıktan sonra bu güç kaynaklarını bir daha detaylı inceleyelim ve üzerinde ne tür değişiklikler yapabileceğimizi görelim. Şimdi bunlar kapalı olanlar aslında bunları açmak da son derece zor. Yapıştırmışlar çünkü. Yani sadece şöyle kapak değil, aynı zamanda çok kuvvetli bir şekilde birleştirmişler, yapıştırmışlar. Yani şunu da açmak için buralardan kesmek gerekiyor ama işte açılanlara da var böyle. Bakın mesela bir tane. Şunun da içini açalım hani gösterme amacıyla. İşte bu nispeten daha basit bir devre ama sonuçta gördüğünüz gibi neymiş? 3,7 volt 500 miliamper. Yani benzer bir lineer güç kaynağının bu kadar olduğunu düşünürseniz ve de ağırlığını nereden baksanız 300-400 gram. Böyle bir yere sığdırmak tabii çok daha iyi. Şunu kapatıp yerine kaldıralım. Çok da kaliteli bir şey olduğu söylenemez. Şimdi şunların temel elementlerini gösterip basit bir tanesini de iyice detaylı inceleyeyim. Böylece prensiplerini, çalışma prensiplerini daha iyi anlayabiliriz. Aslında şu 12 volt 1 amper bunlar 5 volt 1 ya da 2 amper artık. Bu 5 volt, ha bir yazmışım üstüne. 5 volt 1 amper. Bu da zannediyorum 5 volt 1 amper güç kaynakları. Şu ikisi kaliteli cihazlardan ama zaten buna koymuşum. Bu Motorola bir cihazdan sökmüşüm. Bunu hatırlamıyorum ama bu sanırım bir LG bir cihazın şeyiydi. Yani zaten görünüşe bakılırsa nispeten kaliteli SMPS'ler. Şimdi dikkat ederseniz bunların bakın yüksek gerilimli alçak gerilimli ayırdıkları bir kısım var. Yani bu taraf yüksek gerilim, bu taraf düşük gerilim kısmı ve şu aralık çok önemli. Yani burası çok yakın olursa gene kullanıcı için tehlike olabilir. Hepsinde dikkat ederseniz o aralığı vermişlerdir. Burada şu şekilde vermişler. İşte şu taraf alçak gerilim, bu taraf alçak gerilim, bu taraf yüksek gerilim kısmı. Bu güç kaynağında da aynı şekilde. Gördüğünüz gibi iki kısmı birbirinden ayırmışlar. Bu taraf alçak gerilim, bu taraf yüksek gerilim kısmı. İkisinin arasında ne var? İşte transformatör. Şu bahsettiğim gibi optocoupler ve de o bahsettiğim Y tipi kondansatör. İki tarafı birleştiren üç tane parça var. Şu, bu ve bu. Şimdi basitçe üstlerine bakarsak şuradan giriyoruz. Giriş kısmımız. Bir tane sigortamız var. İşte filtrelemek için kondansatörümüz ve bir bobinimiz. Ondan sonra burada 400 volta dayanan doğrultucudan sonra gelen kondansatörümüz. Şurada bir tane kontrol için entegremiz var. Hatta bakın buraya da gizlemişler ama bunda transistör var çıkışında. Yani entegre devre doğrudan sürmüyor fakat transistör. Bu transformatörü sürüyor. İşte bu Y tipi kondansatörümüz burada. Optokaplarımız burada. Alçak gerilim kısmımız da burası. Burada da işte bir diyotla doğrulttuktan sonra çeşitli filtre kondansatörleri var. Yani dikkat ederseniz hepsinin yapısı çok benziyor. İşte burada da mesela bakın gene giriş şuradan. Giriş kısmı. Girişte bir sigorta, kondansatör, filtre bobini, bir kontrol entegresi. Entegreyi soğutucuya bağlamışlar. Demek ki bunda transistör yok. Gerçekten de yok. Entegre doğrudan trafoyu sürüyor. Bir tane optokaptır. Y tipi kondansatörü de buraya koymuşlar. Birazcık yakın olmuş ama burada da 400 volt
İşte girişteki kondansatör. Bu tarafta alçak gerilim kısmı. Gene işte diyot. Kondansatör ve bobinlerden oluşan kondansatör ve diyotlardan oluşan filtreleme kısmı ve tabii şunu söylemeyi unuttum. TD431 burada. Öbüründe de burada. Üçüncü parçamız da bu. Şimdi ben açıkçası bunlara baktıktan sonra bunların üstünde de böyle yapıştırıcılar vesaire sürmüşler. Hani şu nispeten gözüme daha basit göründü. O yüzden bunun üstünden gideceğim. Bunun üstünden değişiklikleri yapmaya çalışacağım. Çünkü bakın bunlarda SMD komponentler vesaire de var. Hani bunu biraz daha zor uğraşırız diye düşündüm. Hani amacıma ulaşabilmek, anlatabilmek amacıyla şu daha hani gözden çıkarabileceğim hem de sadece tek taraflı bir PCB'si olan basit bir güç kaynağı. O yüzden bunun üstünden gidelim. Şu ikisini çıkarıyorum. Şimdi bir güç kaynağımıza bakarsak girişimiz burada. Girişten sonra bir tane sigortamız var. Ondan sonra bir filtre için iki tane bobinimiz. Dört tane diyodumuz doğrultmak için. Ondan sonra burada bir kondansatör. 400 voltluk kondansatör. Kontrol entegremiz. Şuradaki bu direnç ve bu kondansatörde bu snubber network denen devreyi şu büyük transformatörden gelen yüksek gerilime karşı koruyan bir devre var. Şu bu ve bir tane de diyot var aşağıda. Onu ben ayrıntılı daha sonra anlatacağım. Kontrol entegremiz burada. Aradaki yüksek gerilimle alçak gerilimi ayıran kısımda dediğim gibi transformatörümüz, Y tipi kondansatörümüz ve optokuplar. Bu tarafta da işte TL431 onun dirençleri tahmin ediyorum. Şimdi şemayı çıkarınca daha detaylı göstereceğim size. Burada işte büyükçe bir Schottky diyot koymuşlar, doğrultucu. Ondan sonra bir kondansatör düzeltiyor. Bir tane bobin, sonra bir kondansatör daha ve çıkış. Çıkış da şurada. Şimdi ben bunu biraz oturup uğraşıp bir şemasını çıkaracağım. Ondan sonra da o şemanın üstünde size detaylı olarak anlatmak istiyorum. Ve de ondan sonra da bu devreyi bir şekilde bakalım hackleyebilecek miyiz? Çıkışlarını değiştirebilecek miyiz? Yani bu 12 volt 1 amper daha önce söylediğim gibi. Şimdi bütün bu gerilim değiştirme vesaire işleri anlatmadan önce bir basitçe bir bilgi vereyim. Ondan sonra devam edelim. Şimdi bu 12 volt 1 amper. 12 volt 1 amperlik bir güç kaynağı. Bu da demektir ki gerilimle akımı çarpıyoruz güç olarak bu 12 wattlık bir güç verebiliyor. Yani siz şimdi bunu ya da diyelim ki mesela 5 volt 1 amperlik bir güç kaynağı. Bu da 5 watt demektir. Çok kolay. İkisinin gerilimle akımı çarpıyorsunuz. Ama şimdi mesela 5 volt 1 amperlik güç kaynağını işte ne bileyim 10 volt 1 amper yapamazsınız. Niye yapamazsınız? Çünkü bu güç kaynağının gücü bu kadar. 5 watt. Yani bunu 10 volta çıkaracaksanız akımı da yarıya düşürmen lazım. Gene 5 watt'ı tutturmak için. Yani 0,5 amper yapacaksınız. O zaman gene 5 watt olacak. O yüzden buna dikkat etmenizi öneriyorum. Yani her istediğiniz gelin işte 5 volt 1 amperlik bir kaynağı ne bileyim 15 volt 1 amper yapamazsınız. Çünkü şu toplam gücü geçmemeniz lazım. Ayrıca genelde gerilimi hani düşürecek şekilde yapmanızı tavsiye ederim. Yani 12 volttan mesela ne bileyim 36 voltluk bir güç kaynağı yapmaya kalkmayın. Çünkü bu transformatörler de ona göre tasarlanıyor. Ayrıca yani bunu yapsanız bile 36 volt. Buradaki kondansatörler bakın mesela bu 12 voltluk bir cihaz. Kondansatörler genelde 16 voltluk. Yani o zaman bütün bu kondansatörlerin de değişmesi lazım. Yoksa patlatırsınız. O yüzden hani bu anlatacağım gerilim değiştirme kısmını birkaç voltla sınırda tutarsanız daha iyi olur. Mesela ne bileyim 5 voltluk bir kaynağı 7 volta çıkarabilirsiniz ya da 12 voltluk bir kaynağı 10 volta 9 volta indirebilirsiniz. Yani o tür yakın gerilimlerde modifikasyon yaparsanız daha iyi olur. Yani çünkü büyük değişikliklerde zaten ne bileyim bunu 36 volta çıkardığınız zaman zaten 0,3 amper anca alabileceksiniz 12'yi tutturmak için. Şimdi söylediğim gibi şu güç kaynağının bir şemasını ben biraz uğraşıp çıkarayım. Ondan sonra bunun üstünde detaylı bir şekilde konuşalım. Evet, gördüğünüz gibi güç kaynağının şemasını çıkardım. Oturdum, uğraştım, çıkardım. Ne yapıyor? Kısaca bir özetleyelim.
Şimdi buradan başlayalım. Şurada da önce sigorta yönetmişim. Şuraya sigortayı sıkıştırdım ama sonuçta şurada bir sigorta var. Şu sigorta. Bundan sonra burada bir bobin var. O bobin şu. Yani giriş hem live'da yani fazla ve nötrde bir bobin var. Girişi süzdükten sonra 4 tane diyota veriyor. Bu 4 diyot şunlar. Burada bir doğrultuyoruz. Tabii şeyi düşünürsek 220 volt yaklaşık 300 volt civarında. Şimdi kolay da hesap makinem yok ama işte 220 ile kök 2'yi çarpacağız. Hatta bizim 230 volt, işte 300 voltun üzerinde bir gerilim olması lazım. Şunun üzerinde zaten 400 voltluk bir kondansatör. Burada doğrulttuktan sonra kondansatörümüzle süzüyoruz. Çok basit bir yapı aslında. Yani burada olması gereken bazı şeyleri de koymamışlar. Mesela bakın şurada bir tane işte o bahsettiğim X tipi kondansatörden şuraya koyması lazım. Yani şu araya, pardon, şu araya bir kondansatör koyması lazım. Sigortadan sonra şuraya bu kondansatörü koymamış. Mesela bakın boş bırakmış. Bazı şeyleri işte ucuz olsun diye atlıyorlar. Yani bu kondansatör de çünkü bir miktar dışarıdan gelen interferansı keser ya da dışarı gidecek interferansı keser. Onu yapmamışlar. Burada bir kontrol entegremiz var. DK1203 diye. Bunun da data sheet'ine baktım. Zaten işte 3 ampere kadar 3 kaynağı yapılabiliyormuş bundan. Bayağı da iyi aslında. İşte şu 2 numaralı bacak besleme bacağı ama normalde hani şuradan bir tane dirençle şuraya bağlaması lazım. Hani şuradan beslenmesi lazım. Fakat anladığım kadarıyla entegrenin içinde de şu 8'den içeriden de bir besleme var. Yani içeriden bağlamış entegreyi. Çok enteresan. Tabii çıkışında bir tane transistör vardı. Yani entegrenin büyük çoğunluğu o transistör oluşturuyor zaten. Bu bobini sürmek için. Şimdi az evvel bahsettiğim snubber network denen şey de şu. Yani bir tane diyot, bir tane direnç, bir tane kondansatör. Onlar da şunlar. Şu diyot, direnç ve kondansatör. Bu işte entegre kestiği zaman işte bobinde oluşan ters gerilimi sönümlemek için bir snubber network denen bir şey bu. Yani mümkün olduğunca basit yapmışlar her şeyi. Şimdi buradan geri besleme geliyor. Onu birazdan anlatacağım. Şu 5 numaralı bacağı işte optocoupler'dan geri besleme gidiyor. Dikkat ederseniz burada high volt, low volt yani şöyle böldüm. Devrimizi buradan bölüyoruz. Az evvel bahsettiğim gibi şurada bir Y tipi kondansatör var. Bu Y tipi kondansatör işte girişin ve çıkışın toprağını birbirine bağlıyor. Ve bu kondansatörler işte bu elektromanyetik interferansı oldukça kesiyorlar. Yani bu olmazsa çok fazla gürültü gelir. Ama daha önce de bahsettiğim gibi bunun Y tipi olması lazım. Yoksa bu bir kısa devre olursa bir güzel şuradan çarpılırsınız. Şimdi bu tarafa dönersek işte burada bir şot, bir diyot var. Bu belli bir sarım sayısı var. Çıkışımız burada. Bu şu kondansatörle süzülüyor. Ondan sonra bir bobinle süzülüyor. Bir kondansatör daha koyuyor ve dışarıya 12 volt diye veriyor. Peki bunu 12 volt olmasını nasıl sağlıyoruz? İşte bakın burada bir tane şu iki direnç ve ortasında bir ölçüm. Ve TL430'un referans bacağına giriyor. Az evvel bahsettiğim gibi yani şurası 2,5 volt olduğunda bu iletime geçiyor ve şu yol üzerinden şu şekilde şuradaki ledi yakarak bu transistörü de karşı tarafta entegreyi tetikleyerek bunun pulsların genişliğini azaltmasını sağlıyor ki işte gerilim 12 voltun üstüne çıkmasın. 12 voltun üstünde olduğu sürece burada bu iletimde oluyor ve entegreye pulsu azalttırıyor. Tekrar 12 volta düştüğü zaman da burada iletimi kesiyor. Entegreye de bir trigger gitmediği için entegrede o dalga şekliyle devam ediyor. Şimdi burada bir iki tane parça var. İşte bu mesela bunun stabilizasyonu için. Bu 10 nanofarad kondansatör. Şuradaki 330 ohm direnç bu LED'i yakabilmek için. Bu çalıştığında LED yanabilsin diye. Ama burada bir de 2K'lık direnç var. Bu da hani LED yanmadığı zaman buradan akım geçebilmesi için. Hani şunu az da olsa beslemek için. Şu gene bir stabilizasyon için bir 100 nanofarad bir kondansatör koymuşlar. Onları da burada gösterirsem bakın TL431 şu. Onun üstündeki kondansatör bu. Şuradaki iki kondansatör ve bobin, şu iki kondansatör ve şu bobin. Diyodumuz, şu şot gidiyodumuz. İşte bak güçlüce bir diyot koymuşlar.
Ondan sonra 1K'lık direnç şurada. 330'luk direnç burada. Şu. Burası optokaplı. Optokapların çıkışındaki kondansatör. Entegre devremiz. Şu 2K'lık direncimiz. Ve de şu 18 ve 4K7 bu iki direnç önemli. Onlar şu ikisi. Şu iki direnç. Şimdi onları anlatacağım size. Şimdi şu devredeki iki tane direnci anlatmak istiyorum. Bunlar işte buna R1 diyelim, buna da R2 diyelim. Burası çıkıştan geliyor. Burası da biz şeye vereceğiz. İşte TL 431'in referans bacağına vereceğiz. Şimdi burayı ben 2,5 volt yapmaya çalışıyorum. Bunlar ne yapmışlar? Bakın 18K. Burası da 4K7. Şuradaki gerilimi nasıl hesaplarız? Vout çarpı R2 yani 4K7 bölü ikisinin toplamı 18 artı 4K7. Yani bu yaklaşık olarak ne oluyor biliyor musunuz? 1 bölü 5 oluyor. Yaklaşık olarak VO çarpı 1 bölü 5. 5'e bölüyor yani. Peki bu ne demek? İşte output'umuz çıkışımız 12 volt olduğuna göre burası da işte 2,4 volt civarında oluyor. Yani burası 12 olduğunda burası 2,4 oluyor. 12'den biraz yükseldiğinde burası 2,5'a çıktığında çünkü genelde bunu 12,1 12,2 yaparlar. Hani akım da yükselip işte tellerde de bir miktar düşün olacağı için burayı tam 12 değil de mesela 12,1 12,2 yaparlar. Ona göre hesaplamışlar muhtemelen. Bir 5'te 1 olacak. Yani 2,4 değil de mesela 2,5'e çıktığında yani şu gerilim mesela 12,1'e çıktığında ya da 12,2'ye bilemiyorum artık. Tam şimdi hesap makinesi yapmak lazım. Bir de dirençlerin toleransları var tabii. Ben hesap, ne kadar hesaplarsam hesaplayayım. Şunların az miktarda olsa toleransı var. Ama anlaşılan makul bir yerde. Yani mesela 12,1 voltta bu çalışmaya başlıyor. Bu çalıştığı zaman da işte entegrenin pasları daralıyor ve gerilimi orada sabit tutuyor. Yani hiçbir zaman 13 volta 14 volta çıkamıyor. Çünkü çıktığı anda burada 2,5 voltu gördüğü anda bu şurayı kısa devredip entegreye sinyali veriyor. İşte bütün çalışma prensibimiz bu kadar. Peki biz ne yapabiliriz? İşte bu cihazları hack etmenin yolu, yani çıkış gerilimlerini değiştirmenin yolu şunu. Şu direnci değiştirmek. Bu direnci değişken bir direnç yaparsanız bunların çıkış gerilimleriyle oynayabilirsiniz. Ama dikkat etmeniz gereken bir şey var. Yani mesela buraya bir potansiyometre koyduğunuzu farz edin. Yani bu sıfır olursa bu 12 volt direkt buraya geleceği için bunu yakabilir. O yüzden şuraya bir direnç daha koymak gerekebilir. Yani şu şekilde çizeyim. Şimdi şuraya mesela bir tane bir değişken direnç koyalım. İşte ne bileyim 20K mesela. Üstüne de bir tane işte en azından bir 330 ohm falan bir direnç koymak lazım ki şeyi yakmayalım. Referans girişini yakmayalım. 330 ohm 20K. Altta da bizim bu 4K7 kalsın. Şimdi diyelim ki mesela biz çıkışı 5 volt istiyoruz. Ne yapacağız? O zaman iki direncin yani şunun toplamıyla bunun eşit olduğunda 5 voltun yarısı burası 2,5 volt olur. Mesela bu ayarlı direnç de burayı işte ne bileyim 4,4K civarında bir şey ayarlarsak bu da var ya 4K7 olur ve burası da çıkışımız 5 volt olur. Yani şuraya bir 20K'lık direnç koyarak şu direncin yerine ve şu ekstra direnci de ekleyerek güç kaynaklarının çıkışlarını ayarlayabilirsiniz. Şimdi bu ben tabii elimdeki bu basit güç kaynağını da gösteriyorum ama yani siz de açarsanız göreceksiniz ki hepsi hemen hemen birbirine o kadar çok benziyor ki yani bakın mesela bu da aynı şey. TL431 burada her zaman işte ama bunun altında dirençlerini göremiyorum belki. Ha, çok minik olarak şurada bakın şeyler dirençleri yani işte o yüzden bunu tercih etmedim. Bunları sökmesi daha zor. Buna da bakalım. Bakın gene TL431 burada. Dirençler aşağıda. Bunu daha kolay bulduğum için değiştirme en azından şunu sökmek nispeten daha kolay. İşte buradaki şu 18K'lık direnci sökerek onun yerine de bir potansiyometre koyarak bunların çıkış gerilimlerini ayarlayabiliriz. Ama daha önce bahsettiğim gibi yani çıkış gücüne dikkat edin. Ne bileyim işte 12 volt 1 amperse ne bileyim 15 volt 1 amper olmaz. 15 volt 1 amper olmaz. Onu hesaplayacaksınız. Yani işte 12 bölü 15 ne eder bu? Yaklaşık olarak işte 0,8
Amper falan olacak mesela 15 volt. Ne bileyim 24 volta çıkarsanız işte 0,5 amper olacak. 0,5 amper olacak. Vesaire. O yüzden bu güç hesabını yapmayı unutmayın. Şimdi bunu bir deneyelim bakalım. Şuraya bir gelin bağlayalım. Ama tabii dikkatli olmak lazım. Bu arada ondan da bahsedeyim. Hani elektronikle aranız çok iyi değilse lütfen dikkatli olun. Yani bunların çünkü özellikle şu kısımda çok yüksek gerilim var. Dediğim gibi yani burada 300 volttan yüksek bir gerilim var. Ve de yani çok ciddi olarak çarpar, ölümcül tehlikeye yol açar. O yüzden lütfen dikkatli olun. Ne yaptığınızı bilmiyorsanız da lütfen dokunmayın. Şimdi biz basit bir şekilde bunu ayarlamaya çalışalım. Şurada kamerada ne kadar görünüyor bilmiyorum ama şu 18K'lık direncimiz şu. R7 olan. Bunu sökeceğiz. Bir tane mesela 20K'lık böyle bir trimer takabiliriz. Bakalım bir deneyeceğiz şimdi. Yapmayı deneyelim. Şunları deneyelim direnci yerine. Volt girişimizi de deneyimledik. Buraya dikkat etmek lazım. Çıkışlarımızı da deneyimledik. Buraya da ayarlı direncimizi koyacağız. Bir tane 330 ohm koyalım. Evet, buradan ayarlayacağız şimdi. Evet, voltmetremizi de bağladık. Şimdi bir fişi takalım bakalım. Havayı uçmayız umarım. Evet, ayarlı direncin durumuna göre gördüğünüz gibi 9,35 volt. Bakalım. Önce bir üst sınırı bulayım dedim. Evet, 13,3 volta kadar çıktı. Gördüğünüz gibi tam 12 volta ayarladım. Aşağı doğru gidelim. Örneğin 9 volt. Beş volt. Evet, 3,1 volta kadar iniyor. Zaten inebileceğiniz minimum voltaj 2,5 volttur. Referans voltajı dolayısıyla. Gördüğünüz gibi 12 voltluk bir güç kaynağını 3 ile 13 volt arasında direnci oynayarak değiştirebiliyoruz. Mesela ben bunu 10 voltta bırakayım. Evet, basit küçük bir SMPS'in işte çıkış voltajını nasıl değiştirebileceğinizi göstermeye çalıştım. Tekrar şu prensip şemaya dönersek işte bu çıkıştaki iki tane direnci uygun bir şekilde ayarlayarak istediğiniz gerilimi elde edebilirsiniz. Ama bahsettiğim gibi yani hem normal çıkış geriliminden çok fazla uzaklaşmayın hem de güce dikkat edin. Yani işte bu 12 çarpı 1 12 watt. Yani ne bileyim 24 volt mesela 1 amper alamazsınız. Zaten 24 volta çıkarmak için de ben daha büyük bir direnç koymam lazımdı. Onu yapmadım. İşte 50K'lık bir volt koysaydım mesela 24 volta kadar çıkabilirdik ama yani bir yere kadar. Ondan sonra zaten entegrenin sınırları devreye giriyor. Yani pulsı ne kadar genişletirse genişletsin voltajı yükseltemeyebilir. Dediğim gibi yani bu transformatör 12 volta göre ayarlandığında hani çok da bu çıkış geriliminden uzaklaşmamak lazım. Diğerleri için de aynı şey geçerli. Yani 5 voltluk bir şeyde ne bileyim işte 7 volt yapın, 3 volt yapın ama ne bileyim 15 volt yapmaya çalışmayın. Çok da anlamlı değil zaten. İleride de lineer güç kaynakları üzerine ya da SMPS'ler üzerine başka da videolar yapabilirim tabii ki. Eğer sizin de özellikle merak ettiğiniz konular varsa yorum kısmına yazabilirsiniz.
Yeni bir videoda görüşmek üzere diyorum.